kafa. Kırılan cam oluyor bir kan. Zaten hep yalan yanlış çıkartıyor kan. Alparslan'ın politik evliliği. Diğer taraftan Sultan Ermeni Kralı Davutoğlu Kivike'nin kızı ile evlenmeye talip oldu. Alparslan'dan korkan kral buna razı oldu. Yabancı kaynaklar bu olayı şöyle nakleder. Kral Davut'un kız torunu ayrıca 4. Bagrat'ın da yeğeniydi. Alparslan'ın evlilik isteği üzerine 4. Bagrat da Kivrike'den evliliğe razı olmasını istedi. Ama Kivrike bunu kabul etmedi. Bunun üzerine 4. Bagrat komutanlarından Varaz Bakur Gamlekeli'yi büyük bir ordunun başında Kivrike'nin üzerine gönderdi. Gamlekeli Kivrike taraftarlarını mağlup etti ve Kivrike ile kardeşi Sambat'ı ele geçirdi. 4. Bagrat yeğenini sultana göndererek güçlü komşusu ile kan bağı teşkil etti. Bundan sonra Alparslan onunla ebedi sulh ve dostluk kurdu. Hediyelerle ve şereflerle ödüllendirdiği kralın başkenti Lorye'ye dönmesine müsaade etti. Alparslan oğlunu ve veziri Nizamül Mülk'ü huzuruna çağırdı. Melikşah yolda birçok kaleler fethederek Hristiyanlardan birçok esirler alarak babasının yanına vardı. Alparslan oğlunun yaptığı fetihleri duyunca çok sevindi. Kucak açıp sarıldı. Bilindiği gibi eski Türkler komşu ülke ve devletlerle olan siyasi ittifak dostluklarını güçlendirmek için hanedan evliliklerine büyük önem vermişler ve bunda büyük ölçüde başarılı da olmuşlardır. Geniş bir zamana yayılmış olan Türk tarihi içinde evlilik olaylarının birçok örneği görülmektedir. Bu eski Türk geleneği daha sonraları Selçuklu Türkleri tarafından da uygulanmış. Bunların yüksek teşkilat gücünde ve devlet hayatında çok önemli bir başarı faktörü olmuştur. Çevre hükümdar ve hanedanlarla kurulan evlilikler Büyük Selçuklu Devleti'nin vazgeçilmez politikalarından birini oluşturmuştur. Selçuklu sultanları komşu devlet ve hükümdarlarla siyasi münasebetlerini bozuluğu veya onlarla yeni ittifaklar kurmanın gerekli olduğu dönemlerde evlilik politikasını yeni bir siyasi manevra gücü olarak kullanmışlar ve onlarla akrabalık bağları kurarak ilişkilere yeni boyutlar ve daha zengin bir içerik kazandırmak istemişlerdir. Yeniden birleşen Selçuklu ordusu Sepiti şehri üzerine yürümeye başladı. Şehir kuşatma altına alındı. İki taraf arasında şiddetli bir savaş oldu ve birçok Türk askeri şehit oldu. Ama sonunda şehir Türk ordusu tarafından ele geçirildi. Buranın fethinden sonra Selçuklu Sultanı Alparslan alaverdi. Lal şehri üzerine yürüdü. Kalenin surları yaklaşık 100 metreydi.
Doğu, batı ve kuzey tarafları dağlarla çevriliydi. Dağların birkaç tepesinde bulunan istikamlar içerisinde askerler bulunmaktaydı. Diğer yönde ise geçinmesi çok zor olan bir nehir akıyordu. Kalenin tek girişi nehrin üzerinden kaleye uzanan köprüydü. Selçuk ordusu kalenin önüne gelince Gürcüler hemen köprüyü kaldırdılar. Gürcüler hemen köprüyü kaldırdılar. Uzadılar uzun uzanıyor. Sultan Alparslan nehrin karşı yakasına ordugahını kurdu. Evet, nehrin üzerine de geniş bir köprü kurulmasını emretti. Saygıdeğer Melikşah'ın babası Sultan Alparslan. Evet. Askerler dağlardan büyük ağaçlar kesip birkaç gün içinde köprüyü tamamladılar. Devam ediyoruz. Bundan sonra çok şiddetli çarpışmalar cereyan etti. Karşılıklı büyük kayıplar verdiler. Bir müddet sonra Gürcüler kendilerini mağlup olmuş gibi gösterip Selçuklu askerlerinin karşısından çekildiler. Daha sonra şehirden iki kişi çıkıp sultandan kendileriyle birlikte özü sözü doğru bir emirin başkanlığında heyet göndermesini rica ettiler efendim. Bunun üzerine Sultan Alparslan Emir bin Mücahit ve Ebu Semre'yi gönderdi. Bu şahıslar kalenin surlarını geçince Gürcüler tarafından vahşice öldürüldüler. Diğer taraftan düşmanın teslim olacağı düşüncesiyle rehavete kapılan Türk ordusu istirahate çekilmiştir. Gürcüler Türklerin bu gaflet anından yararlanarak kaleden çıkıp saldırıya geçtiler. Hadimi Savap Sultan'ın huzuruna gelerek durumu anlatmak istedi. Ancak Sultan önce namazını kılmayı tercih etti. Namazını bitirdikten sonra çadırından çıktı. Atına bindi ve düşmanın üzerine yürüdü. Sultan'ın bu davranışını gören Selçuklu ordusu da bütün gayretiyle Gürcülere saldırdı. Zor bir muharebeden sonra Gürcüler şehre kaçmaya başladılar. Türkler de kaçanların arkasından kaleye girmeyi başardılar. Şiddetli bir muharebeden sonra sultan ve ordusu şehre girmişti. Şehrin burçlarından birine sığınarak kendisine karşı savaşa devam edenlerin bulunduğunu gören sultan, burcun çevresine odun yığılmasını ve ateşe çevrilmesini emretti. Sultan daha sonra ordugaha döndü. Türk ordusu bu şehirden sayısız ganimet ele geçirdi. Geceleyin çıkan rüzgar, ansızın bastıran şafak vakti andırıyordu Türk ordusunun asaletini. Evet sevgili değerli izleyici konuklar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geceleyin çıkan rüzgar, bu burcun etrafındaki ateşin şehre yayılmasına neden oldu. Yoğun çabalara rağmen şehir yanmaktan kurtulamadım maalesef. Bu hadise Haziran-Temmuz ayları arasında 1064 yılında olmuştu. Sevgili değerli izleyenler, Sultan Alparslan ayrıca bu şehrin yanı başında bulunan müstahkem bir kaleyi daha ele geçirdi. Alparslan'ın bu şehirdeki zalimce davranışının sebebi şehir halkının hilebazlığı ve katlardığı olmuştur. Pek çok kimse öldürüldükten sonra halk kendi haline bırakıldı. Sultan mağlup olanlara, özellikle ordu mensubu olmayan sıradan şehir halkına karşı her zaman iyi davranırdı. Fakat bu sefer sultanın iddetini yatıştırmak kolay olmamıştır. Bundan sonraki gelişmeler Abhürüd Devlet Üst Selçukiye'de şöyle geçmektedir. Gürcü Meliki Bagrat sultana birçok hediyeler göndererek sulh talebinde bulundu. Mazeretler beyan etti. Gürcü Meliki'nin elçileriyle beraber Aybek veya Bek, Emir Temur El Hacip de beraber sultanın yanından Gürcü Meliki'ne bir mektupla gittiler. Ya İslam dinini yahut cizyeyi kabul etmekten başka çare olmadığını bildirdiler. Melik cizyeyi kabul etti. Gürcistan istilasında sıkı bir disiplin altında olan Türk ordusu çok iyi organize olmuştu. Sultan Alparslan ve komutanları Orta Çağ Asyalı Savaşı'nda yeni bir metot geliştiren askeri ve siyasi alanda olağanüstü yetenekli insanlardı.
Türk liderler tarafından Kafkasya'da takip edilen plan doğrultusunda cereyan eden atlı seferleri Akdeniz sahillerine kadar olan bölgede kültürel hayatı uzun yıllar etkileyebilecek nitelikteydi. Nitekim böyle de oldu. Türklerin bir ülkeyi ele geçirdiklerinde merkez ve stratejik noktalara iradesi sağlam, liderlik özelliği olan insanların kumandasında bir birlik bırakmalara alışılmış bir durumdu. Hatta bu strateji Türk devlet siyasetinin bir parçasıydı. Transkafkasya'da da aynı plan uygulanıyordu. Güçleri eşit 4 müfrezenin çevredeki 4 noktaya sevk edilmeleri temel esastı. Bu müfrezeler etrafı çevirdikten sonra her biri kendi arasında 3 küçük bölüme ayrıldı. Bu grupların en önemli özelliği hızlı hareket edebilme kabiliyetleriydi. Bunlar önceden belirlenmiş kendi sorumlulukları altındaki bölgelere gider. Sonra bunlar da kendi aralarında daha küçük birliklere ayrılarak kuşattıkları bölgeyi yağmalardı. Bunlar önceden belirlenmiş kendi sorumlulukları altındaki bölgelere gider. Sonra bunlar da kendi aralarında daha küçük birliklere ayrılarak kuşattıkları bölgeyi yağmalarlardı. Her birlik kendi ganimet ve esirleriyle belirlenen günde kamp yaptıkları arazilerine dönerlerdi. Sonuç olarak bu 4 bölüm seferin organize edildiği merkez karargahta tekrar toplanırlardı. Sonra ellerindeki esir ve ganimetlerle düşmanlar tarafından tehdit edilemeyecekleri güvenli bölgelere çekilirler. Sultan Alparslan Allah verdi şehrini fethettikten sonra ani şehrine hareket etti. Sultan Alparslan Allah verdi şehrini fethettikten sonra ani şehrine hareket etti. Ani yakınında Seylvurde ve Nevre denilen Nevre denilen iki beldenin ahalisi dışarı çıkarak İslamiyet'i kabul ettiklerini bildirdiler. Buna çok memnun olan sultan onların İslami usule göre temizlenmelerini emrettikten sonra kiliselere yıktırarak yerlerinde mescitler inşa ettirdi. Helal olsun. Akıyor kitap, akıyor. Evet, devam ediyoruz. Bu sırada Nizamülmülk Bağdat'a zamanın adeti gereğince bir fetihname göndererek Sultan Alparslan'ın şimdiye kadar yaptığı fetihleri bildirdi. Bu fetihnamede sultanın Hazar ülkelerine kadar ilerlediğinden, o zamana kadar erişilmesi mümkün olmayan yerlere ulaştığından, büyük beldeler fethettiğinden bahsediliyor. Bu esnada bu sırada aşağı yukarı 30 bin kişi öldürüldüğü, 50 bin kişinin esir edildiği ve sayısız ganimet abi az yavaş motorun soğusun az yavaş dediğinizi duyuyor gibiyim ve kardeşim az yavaş da motorun soğusun dediğinizi duyuyor gibiyim ve baştan alıyorum. Hazır mısınız? Bu sırada Nizamülmülk Bağdat'a zamanın adeti gereğince bir fetihname göndererek şımarma dediğinizi duyuyor gibiyim ve düzeltiyorum. Sultan Alparslan'ın şimdiye kadar yaptığı fetihleri bildirdi. Bu fetihnamede sultanın Hazar ülkelerine kadar ilerlediğinden, o zamana kadar erişilmesi mümkün olmayan yerlere ulaştığından, büyük beldeler fethettiğinden bahsediliyor. Bu esnada aşağı yukarı 30 bin kişi öldürüldüğü, 50 bin kişinin esir edildiği ve sayısız ganimet elde edildiği bildiriliyor. Baştan alalım ben anlamadım. Bu sırada Nizamülmülk Bağdat'a zamanın adeti gereğince bir fetihname göndererek Sultan Alparslan'ın şimdiye kadar yaptığı fetihleri bildirdi. Bu fetihnamede sultanın Hazar ülkelerine kadar ilerlediğinden, o zamana kadar erişilmesi mümkün olmayan yerlere ulaştığından, büyük beldeler fethettiğinden bahsediliyor. Bu esnada aşağı yukarı 30 bin kişi öldürüldüğü, 50 bin kişinin esir edildiği ve sayısız ganimet elde edildiği bildiriliyor. Muzaffer olarak dönen sultanın Rum ülkelerinin ülke olan Ani şehrine inerek burayı kuşatmaya başladığını, Tanrı'nın yardımıyla fethinin gecikmeyeceğini ilave ediyor. Görülüyor ki bu fetihname ile Alparslan'ın Gürcistan seferinin adeta bir bilançosu verilmiş oluyordu. Ani zamanının en büyük şehirlerinden birisiydi. Surları yüksek dağlardan meydana geliyordu. Her dağın tepesinde bir kale vardı. Şehrin üç tarafını nehir, arpa çay tutuyordu. Dördüncü tarafta ise nehirden alınan su ile dolu bir hendek bulunuyordu. Şehre hendeğin üzerindeki bir köprüden giriliyordu.
Ani şehri Bizans devletinin doğudaki en sağlam sınır şehriydi. Doğudan ele geçen ganimetler, toplanan vergiler ve hazineler burada muhafaza ediliyordu. Seyyahlara göre şehirde 500 bin ev, bunun yanında 500'den fazla kilise ve manastır bulunuyordu. Nüfus ile ilgili verilmiş rakamlardan etraftaki ahalinin Türk korkusu ile bu müstahkem şehre sığınmış olduğu sonucu çıkarılabilir. Nitekim şehir kuşatıldığında savaşçıların yanında binlerce kadın, erkek, ihtiyar ve çocuğun da bulunması Türklerin dikkatini çekmiş, Türklerin dikkatini celbetmiş ve Türkler bölge halkının büyük bir kısmının şehir duvarları içinde toplanmış olduğunu sanmışlardı. Türklerin dikkatini celbetmiş ve Türkler bölge halkının büyük bir kısmının şehir duvarları içinde toplanmış olduğunu zannetmişlerdi. Sultan çadırını bu şehrin etkili tarlalarında kurmuştur. Sultan çadırını bu şehrin etkili değil, ekili tarlalarında kurmuştur. Sultan çadırını bu şehrin ekili tarlalarında kurmuştur. Memleketin ahalisi sultanı ve askerlerini tacir zannetmişlerdi. Memleketin ahalisi sultanı ve askerlerini tacir zannetmişlerdi. Çünkü şimdiye kadar kimseye burayı kuşatmaya, daha doğrusu ele geçirmeye cesaret edememişti. Memleketin ekili tarlalarını ve su mecralarını muhafazaya memur süvariler şehirden dışarı çıkarlar ve sultanın askerlerini tarlalardan çıkarmak istediler. Bunun üzerine askerlerden bir grup onların üstlerine yürüdü. Düşman askerleri bunu görünce kaçmaya başladılar. Kaçacak yer bulamayınca etraflarına baktılar, intiham ettiler. Ne yaptılar? Ben de bilmiyorum. Kaçmaya başladı. Kaçtılar. Kaçacak yer bulamadılar. En sonunda biz bize yeteriz dediler. Vurdular kendilerini, kaçıp gittiler. yok bilmiyorum, ben buraları kendim uydurdum. Düşman askerleri bunu görünce kaçmaya başladılar. Tarihte uydurma olmaz. Yani buraya kadar doğru. Kaçıp gittiler. Kendileri intihar ettiler. Kimisi böyle uydurmasyonlar falan getirir heyecan kapmak için de. Yok, biz öyle uydurmalar getirmeyiz. Ondan ekmeğine de yağ sürmek gibi olmasın ama tarihimizi doğru bir şekilde anlatalım. Ek ilaveler falan getirmeyelim, değil mi? Sevgili değerli izleyici konuklar, devam ediyoruz Alparslan'ın hayatına. Biraz yordu bizi ama yani buradan hani bir sayfa sonra zaten sona eriyor. İki bölüm üst üste çekiyoruz. Hani ikinci bölümü çektik, üçüncü bölüme saralım dedik. O yüzden Ali'de bir üzerimize bir yorgunluk bindi ister istemez. Hani kitap okumaya da ben alışık birisi değilim bu arada. Hani ben sizlerle birlikte okudukça bu işe aşık oluyorum. Yani kitap okumaya sizler sayesinde aşık oluyorum ve sizleri de bu sayede aşık edebilirim düşüncesindeyim ki hani birçok takipçimiz de ve bu bakımdan hani kitap okuma alışkanlığı, kitap okuma sevgisini görüyorum baktığımda etrafa. Neyse, biz en iyisi daha fazla uzatmayalım bizim çünkü neyse, evet, devam ediyoruz. Böylece Ani kuşatmasındaki şiddetli savaşlar başlamış oluyordu. Nitekim bu savaşlar sonunda Rum askerleri püskürtülmüş ve şehre kapanmaya mecbur edilmişti. Şehrin yalnız bir tarafında hemen bir ok menzili kadar uzakta alçak bir kısım vardı. Sultan bunun karşısında ağaçtan bir burç yaptırmıştı. Buraya bir mancınık, nefçiler, yangın çıkartacak tutuşturucu okçular yerleştirdiler. Buradan şehre günlerce hücum ettiler. Fakat içeri giremediler. Saldırılarını mecburen gerçekleştirmek zorunda kaldılar. Ufaktan hızlandığını fark edebilirsiniz çünkü şarjım az. Evet, fakat tam bu sırada imparator tarafından buraya muhafız olarak tayin edilmiş Roma prensleri, yani Bagrat ve Gürcü Bağpuran'ın oğlu Grigor iç ve yukarı kaleye çekildiler. Bazı kelimeleri telaffuz etmesi de ayrı bir zorluk var. Yani Türkçemiz zaten hani dünyanın en zor dili diye geçmekte ve araştırmalar böyle söylüyor. Haliyle bazı kelimeleri telaffuz etmek zor oluyor. Aynı gün sultan da bütün ordusuyla geri çekilip İran'a dönmeye hazırlanıyordu. Prenslerin geri çekildiklerini gören halkın manevi kuvveti kırıldı ve her biri bir tarafa kaçmaya başladı. Bu manzarayı gören Türk askerleri derhal sultana gidip keyfiyeti bildirdiler. Fakat sultan onlara inanmadı. Surların garnizon tarafından terk edilmiş olduğunu gören Türk ordusu şehre girdi. Şehirden aldıkları bir çocuğu şehre aldıklarına dair delil olarak sultana gösterdiler. Sultan onların Allah Celle Celaluhu'nun zapt edilmez dedikleri şehirlerini bugün elime verdi diye bağırdı. Sultan
Türk ordusu şehre girdi. Şehirden aldıkları bir çocuğu şehre aldıklarına dair delil olarak sultana gösterdiler. Sultan onların Allah'ı zapt edilmez dedikleri şehirlerini bugün elime verdi. Diye bağırdı. Ve esas ordusu ile birlikte şehre girdi. Burayı tam olarak anlayamadım. Yorumlarda bana anlatırsanız sevinirim. İç kalenin fethine gelince buraya çekilen iki kumandan yolları odun vesaire ile kapattı. Sultan bu odunları yakmalarını emretti. Bunun üzerine Rumlar oradan inerek cizyeyi kabul ettiler. Sultan bunların üzerine Horasan Amidi ve Şemsül Hadimi gönderdi. Bunlar onlardan ister istemez cizye aldılar. Bundan sonra pişman olarak tekrar harp etmeye başladılar. Savaş zor bir duruma girdiği zaman sultan bir tepe şeklinde görünmesi için bir takım çuvallara saman ve toprak doldurularak birbirinin üzerine yığılmasını emretti. Bu şekilde oluşturulan tepenin üzerine sapancılar ve nefçiler yerleştirildi. Rumlar memleketlerinin en güzel kadınlarını ve oğlanlarını seçip Türkleri esir almakla meşgul etmek için bunları sultanın karargahının önüne dizdiler. Sultan bunların hepsinin yakalanıp hapsedilmesini emretti. Sultan askerleri muharebeye devam ettiler. Sultan tahtadan bir köşk yapılmasına ve bu köşkün üstünün sirkeye batırılmasına geceden bir gölgelikle örtülmesini emretti. Daha sonra kısa bir süre içerisinde yapılan bu köşkün üzerine savaşmaya başladılar ve Rumların duvarlara ve burçlara tırmanmalarına mani oldular. Nihayet Türkler surun kuvvetli taraflarını yıkarak şehre girmeye başardılar. 16 Ağustos 1064 yılında Sultan Alparslan tarafından fethedildi. Sultan Alparslan Fethiye adıyla camiye çevrilen Ani Katedrali'nde 20 Ağustos günü Melik Şah ve Selçuklu beyleri ile cuma namazını kıldı. Çok şükür ya. Şartımız bitmeden tamamladık. Of be. Evet. Güzel bir bölümü daha geride bıraktık. O yüzden şarjımız az. Şarjımız 3. O yüzden noktalayalım. Sevgili değerli izleyici konuklar. Evet. Teşekkür ediyoruz. Evet sevgili değerli izleyici konuklar, Alparslan serimizin 3. bölümüne sonuna denk geldik. Umarım beğendiğiniz bir bölüm ortaya atabilmişizdir. Beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyoruz. Hepinize kucak dolusu sevgiler, hürmetler ile yes! Yeni videolarda, bölümlerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile.